Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Biden'ın gider ayak verdiği füzeleri rahatça kullan e, Rusya'ya karşı onayı sonrasında bugün verdiği bir alarm vardı o alarm genişledi an itibarıyla büyük elçilikler peş peşe kapanıyor e, Kiev'de o yüzden de bugün akşam için sorumuz şu e, Rusya her an saldıracak mı çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yaptı Rusya büyük bir saldırı hazırlığında dedi ve sonra ilk Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğinin kapatıldığı açıklaması geldi. Buna İspanya eklendi. hemen sonrasında Yunanistan'dan geldi. Kazakistan büyükelçiliğinin kapandı evet. kapandığı. Bir silme korkusu elçilik kapatıyor peş peşe. Kapatılan büyükelçilikleri de bir verelim. Şimdi ne bekliyor diye soracağız. Washington'da sevgili arkadaşımız Anıl Sural bizi bekliyor. Anıl yani işte dünya nefes alır mı almaz mı yani bu Trump'ın kabinesi Trump'la rahatladık derken yağmurdan kaçarken doluya mı tutulduk İsrail PKK taraftarı bu kabineyle biz ne yapacağız falan derken an itibariyle peş peşe büyük elçiliklerin Kiev'de kapatıldığı bir gece yaşıyoruz. Ne bekliyor ABD? Bir de tabii ki Biden hangi aklı hizmeten böyle bir izni verdi Kiev'e? Zelenski'ye gider ayak. Ne konuşuluyor? Senator Tezel, Washington'da konuşulan Biden'ın giderayak bunu neden yaptığı ve yaptıysa da acaba Donald Trump'ı bilgilendirdiği bu konuşuluyor, bu sorgulanıyor. Donald Trump da oyunun içerisinde mi yoksa Donald Trump'a da mı bu sürpriz oldu? İki saatlik uzun süren bir görüşme vardı ve açıkçası Washington'daki uzmanlar Ben de tam bunu sorguluyordum. Bütün hepsini başından beri bakın orada da bir konuşma varmış. Yani Eray Hoca da demişti ki o kadar fazla, o kadar uzun niye görüştü bu ikisi baş başa? O ilk Beyaz Saray'daki görüşme esnasında sen de bu yani teamüller işte bir böyle nezaket ziyaretini falan açtı demişsin. Yani bunlar Biden'la Trump'ın bir şekilde bir paslaşması da söz konusu olabilir mi? Bu da bir ihtimal mi? Çünkü bir yandan da Trump bir video yayınladı. Aman Allah yani böyle bir küreselcileri bitireceğim işte onlar 3. Dünya Savaşı çıkaracak. Onların sonunu getireceğim yoksa onlar dünyanın sonunu getirecek falan gibi değil mi? video mesaj yayınladı çünkü. O da ayrı bir soru işareti Sayın tezel çünkü bu videoda neden Ukrayna'ya yer vermedi? Donald Trump her konuda açıklama yaparken sosyal medyasında arda arda kabinelerini açıklarken neden Ukrayna konusunda tepki vermedi? Washington'da konuşulan ikinci konu ise bu neden Donald Trump'ın bu konuya tepki vermediği uzmanlar şunu diyor demek ki. E, i̇ki saatlik görüşmede zaten yapılan açıklamada e, Orta Doğu ve ana olarak Ukrayna görüşüldü. Görüşüldü Ukrayayı, Doğru. Ukrayna'yı belki yarım saatten fazla, 40 dakika görüştüler. E, 40 dakika görüşen bir kişi bu görüşmeden 3-4 gün sonra hafta sonu bu hamleyi nasıl yapar? Çünkü Biden'ın e, güler yüzü, Donald Trump'ın da biz yeniden barıştık, yeniden tanıştık açıklamaları vardı. Bununla ilgili... Donald Trump'ın sessizliği oğlunun açıklamalarına çok da önem verilmiyor. Çünkü oğlu açıklama yapabilir ama artık seçilmiş bir başkan var. Oğlunun yaptığı açıklama seçilmiş başkanın açıklaması değildir. Donald Trump'ın kendi açıklama yapması bekleniyor diye Washington'da konuşuluyor. Çünkü aslında Eylül'de onaylanmıştı 270 milyon dolarlık e, ufak bir haber değeri var çünkü bu zamana kadar milyar dolarlık bir yardım gitti. Son olarak da 270 e, milyon dolarlık bir yardım daha var Sayın Tezel. Onunla da ilgili zaten aslında açıklama yaptı. Topçu mühimmatları, havan mermileri, insansız hava sistemleri, dronlar, e, tüple fırlatılan optik olarak tel görümlü tov füzeler, zırhlı sistemler yani 270 milyon dolarlık ee, ek olarak e, Ukrayna'ya e, Donald Trump e, 60 gün kala e, yeniden e, Biden'dan böyle bir devir geliyor. Bununla ilgili Donald Trump'ın neden sessiz kaldığı da sorgulanıyor. Ama Washington'dan görülen ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump taraftarları da öfkeli. Çünkü kendisi 24 saatte savaşı bitireceğim açıklaması vardı. Bu tabloda 2 ay içerisinde e, daha da büyüyecek zaten savaş. Hem Ukrayna'da hem Rusya tarafından sert açıklamalar var. Yani Biden'ın yapmak istediği Donald Trump'a zor bir koltuk bırakmak oturduğu andan itibaren nasıl olacak da 24 saat içerisinde çözecek. Çünkü az önce Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Günlük basın toplantısı bitti. Kapalı olduğunu Kiyev'deki Büyükelçiliği. Amerikan Büyükelçiliği'nin. Ama e, dalga geçer gibi de bir açıklama geldi. Sanur Tezer, yarın yeniden açabiliriz. Kapalı da kalabilir dedi. Ama diğer yandan da sıcak açıklama. Matthew Miller, personelimizin emniyetini ve güvenliğini ciddiye alıyoruz. Bugünkü e, tavrımızda bir değişiklik olabilir. Biz yakından takip ediyoruz dedi. Ama e, genel anlamda güvenlik için e, ABD medyasında geçen sığınaklara gidin, saklanın mesajını bile e, oradaki e, Amerikalı diplomatlara verdi. Has. Yani ABD Dışişleri Bakanlığı kendi içsel olarak yazışmalarında kapatın ve sığınaklara saklanabileceğiniz yerlere saklanın. Kesinlikle dışarıya adım atmayın. Bırakın evlerinize belki sığınaklarda çok daha güvenli yerlerde saklanın dedi. Çünkü ABD istihbarat örgütleri kesinlikle saldırının ee, bu akşam yapacağını söylüyor. Bu akşam Belki yapılacak. ertelenebilir ama evet. şu an son tabloda Amerikan medyasından ABD istihbarat teşkilatlarının aldığı bilgide Peki. bu akşam Rusya Ukrayna'yı vuracak. Bu, bu bir... bilgiyi Rusya'nın Ukrayna'ya vuracağı bilgi ABD istihbarati kaynaklarından açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bu soruldu. Bu konuda sessiz. Sadece biz e, güvenlik açısından. Personelimizi, diplomatlarımızı koruyoruz, ee, yakından takip ediyoruz. Benzer açıklamaları vardır ya Sayın tezel Evet. Ee, Biden yönetimi gider ayak e, uzun menzilli füzeleri onay verdi. Ama diğer yandan da sanki bölgede e, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada merak etmeyin çok da bir şey olmayacak açıklamaları var. Ama istihbaratı kaynakları ABD'nin istihbaratında özellikle evet. Rusya vuracak. Daha önce nasıl Peki. İsrail de bunu demişti ve gerçekleşti. Şimdi de söyledikleri kesinlikle vuracak. Çünkü 270 milyon dolarlık ek paket de geçti. Savunma Bakanı aslında açıklama yaptı. Putin'e nazire yapıyor. Bin günlük savaşta hiçbir stratejik Hedefi Putin Hedef vuramadı, uğramadı. Rusya Peki. başarısız değil diye açıklamalar yapıyor. Daha Peki. da tansiyonu yükseltçe benziyor Sayın Üretici. Peki ee, Anıl, tabii bu biz kabineyi falan da soracağız ama bu son derece sıcak bir gelişme. Ee, bu Daha önce de gerçekten bu söylendiği zaman işte İran vuracak İsrail, İsrail vuracak İranı falan filan gibi şeyler olduğu zaman bu ABD e, istikbaratından bunlar hayata geçiyordu. Yani büyükelçilik kapatmak da herhalde çok net bir gösterge değil mi? Gerçi dalga geçermiş gibi söyledi diyorsun. Belki bugün kapattık da yarın açarız falan gibi bir... Ama Trump'ın sessizliği yani bunun kendisine bilgi aktarıldığı ve bir paslaşma olarak şu anda sessizlikle yani Putin'e önceden bir mesaj mı veriyor diye yorumlanıyor. Nasıl yorumlanıyor? Çünkü o paylaştığı video mesajda derin devleti şöyle yok edeceğim. Biden'ın e, yönetiminde 3. Dünya Savaşı, nükleer kıyamet hiç olmadığı kadar yakın bir tehlikedir. Artık derin devleti temizlemek zorundayız. Ben nasıl temizleyeceğimi biliyorum. Onlar Rusya'yı e, e, bir e, düşman gibi ilizyon e, göstererek, sınır ötesinde düşmanlar, canavarlar, hayaletler yaratarak Amerika'nın kaynaklarını tüketiyor, ben onları ortadan kaldıracağım dedi. Şimdi bu böyle genel bir şey olarak algılanıyor da yani e, ama arkada da e, ABD devleti, halef Selef başkanlarla ya dur bir son iki ayda biz bir şeyler daha yapalım şeklinde anlaştılar mı? Bu mu daha e, yaygın kanı? Sanırım Trump taraftarları e, sosyal medyada da e, uzmanları da tepkili. Biden'ın bu tutumunun Trump'a karşı yeni e, göreve oturacak, Beyaz Saray'a gelecek başkana karşı saygısızlık olarak görüyorlar. Çünkü kendileri daha yeni görüştü. Evet. Hemen e, bu e, anlaşmayı... E, çünkü Ukrayna uzun süredir bekliyordu. Bir senedir bunu bekliyordu Zelenski. Ama e, Biden seçimleri bekledi. Daha önce planlı mıydı? Bunu gerçekleştirecek miydi? Fakat Trump taraftarları bunu saygısızlık ve e, olayı daha da yüksek seviyede e, gerginliği darda da çıkaracağını söylüyor. Diğer yandan Donald Trump'ın ekibi ise e, sadece bu konuda değil, genel bir açıklama yapmasını istedi. Amerikan medyasında konuşulan çünkü bu zamana kadar hep kabineleri açıkladı. Rutin açıklamalar yaptı. Donald Trump'ın beklediğimiz o 3. Dünya Savaşı açıklamaları aslında seçimden sonra çok da gelmedi. Daha aklı başında daha kendisinin zafer konuşması vardı ama beklediğimiz Trump'a dönüyor gibi Amerikalı uzmanlar şunu söylüyor. Yani Donald Trump bu açıklamayı Biden Ukrayna izin verse de vermese de genel olarak zaten mücadele ettiği için bu kanıyla yapacaktı. Ve Amerika'da da zaten kabine öncesinde evet. Genel geçer Biden döneminde böyle kimse beklemiyordu kim açıklanacak. Sadece Trump döneminde yakın zamanda Peki. ya kim açıklanacak diye bekleniyor. Yoksa normal rutin bir şekilde atamalar yapılıyordu. Evet. Ama ana haberlerde medyada ilk seviyede çıkacak seviyede olmuyordu. Ama kabine konusunda ise Amerikalılar hatta bazı isimlerin Senato'dan onayı alamayacağına inanıyor. Bunların arasında savunma bakanı olabilir. Bunların arasında hmm. sağlık bakanı olabilir. Hmm, e, çünkü cum Cumhuriyetçiler e, çünkü ilk e, karşı çıkışını, baş kaldırışını vermiş nedir? E, temsilciler meclisinde Tepe ismi seçerken çoğunluk liderini seçerken e, bir aslında baş kaldırış bir vardı. Ne Trump ne Elon Musk ne de yakın e, milyar dolar iş adamlarının destekliği adayı desteklemediler. Senatörler dediler ki yani Beyaz Saray ne kadar önemli olsa da senatoyu biz kontrol ederiz, bizim dediğimiz olur. Bununla da ilgili bazı adaylar onayda da almayabilir Sayın Örtezel. Bu da Amerika'da konuşuluyor. Şimdi son derece önemli bir haber verdim. Bunun üzerine yoğunlaşacağız ama şu biraz Mehmet Öz e, sorayım. E, biz e, burada hani böyle bir hakikaten kabus gibi bir kabine yani açıklandığı zaman ama işte Trump işte şöyle olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la liderler düzeyinde bir diyalog var bu Biden yüzünü göstermedi çünkü. Açtığı telefonlardan da hayır görmedik. 1915'te soykırım yaptın dedi kapattı 23 Nisan'da. Hani böyle bir, 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 bir ilişki bazından bahsediyoruz. Yani Trump'la rahatlayacağız falan derken böyle korkunç bir kabine çıkıp birazdan tek tek bunu e, inceleyeceğiz ama şu Mehmet Öz bir anlatır mısın? Bu çünkü hani e, ABD tarihinde bir ilk değil mi e, hükümet görevine Kesinlikle. aday gösterilen ilk Türk kökenli isim. E, Kesinlikle Sayın evet. tezel çok önemli bir isim. Doktor Mehmet Öz yıllardır zaten Donald Trump'ın yanındaydı. Daha önce Beyaz Saray e, Fitness e, ve e, Spor Dairesi'nde e, baş danışmanlık görevini yaptı Donald Trump'ın. Bu ikinci geldiğinde ise Donald Trump'ı... E, sorulduğunda hangi isimler var diye ser verip sır vermiyor diyordu. Ama doktor bekliyordu. Çünkü doktor belki Pensilvanya'daki seçimleri o kadar çok Donald Trump'a yakın olduğu için de kaybetti. Bu da konuşuluyor. Çünkü hmm. demokratlarla da Obama'yla da e, Oprah Winfrey'de yakın bir isim. Zaten Trumpçılar ona oy verecek. Biraz daha e, demokratlara yakın olsaydı karşısındaki aday zaten... E, gerçekten hasta olan ve zor yürüyen, <laughs> e, mental olarak da soru işareti olan bir adaydı ama evet. Donald Trump'a o kadar yakın <laughs>